Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bilim ve düşünceye dair yepyeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün gerçekten çok kaliteli bilgisinden çok faydalanabileceğimiz bir konuğumuz olacak. Dünyanın en saygın üniversitelerinden, MIT'den ve NASA'nın dış gezegenleri araştırma projesi TESS'ten sevgili Doktor Tansu Daylan. Hemen hocama merhaba diyerek başlamak istiyorum. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş bulduk tekrardan. Yayınımıza tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor? İyidir, yoğun akşam vakti. Ben normalde Türkiye ile konuşmaları sabah yaparım. Bu benim için de bir istisna oluyor. Biraz gece gece yoruyoruz sizi, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah hocam. Hocam isterseniz konumuza giriş yapmadan önce sizi kısaca bir tanıyalım. Bilmeyenler olabilir. Doktor Tansu Taylan kimdir? Ne yapar? Kısaca bir anlatabilir misiniz? Şu an doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. İlgi alanlarıma giren konular kabaca Güneş sistemi dışındaki gezegenler veya gezegen sistemleri, bunların keşfi, takibi, nitelendirilmesi, zamanı geldiğinde üzerindeki atmosferin incelenmesi. Onun dışında astrofizikteki çeşitli problemler üzerine kullanılmak üzere istatistiksel yöntemler geliştirmeyi seviyorum. Bunların içerisinde makine öğrenmesi, Bayezid öğrenme giriyor. Bunun haricinde karanlık madde problemi üzerinde biraz düşünmeyi seviyorum. Araştırmacıyım ve yaklaşık işte 3 senedir, 2,5 senedir de araştırmacı, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Ondan önce de doktoramı bitirmiştim yine burada. Anladım hocam. Peki hocam isterseniz başta sizin çalışma alanınız olmak üzere ufak bir giriş yapalım. Ben şeyi merak ediyorum. TESS dediğiniz teleskoptan biraz bahsedebilir misiniz? Yer tabanlı bir teleskop mu? Uzay tabanlı bir teleskop mu? Araştırma misyonu nedir? Biraz açıklayabilir misiniz hocam? Tamam. Şimdi TESS öte gezegen arama uydusu, geçiş yapan öte gezegen tarama uydusu tam çevresiyle. Bu bir NASA deneyi. NASA'nın aslında ikinci jenerasyon öte gezegen deneyi diyebiliriz. Bir tarama teleskobu. Tarama teleskobunun ne anlama geldiğini çok kısaca anlatayım. Astrofizikte gökyüzünü incelerken görüş açınız ve baktığınız nesnelerin tipik parlaklığı arasında bir orantı vardır. Ya dar açılı gözlemler yaparsınız ya da ve dar açılı gözlemler yaparken daha sönük cisimlere bakarsınız ya da geniş açılı ölçümler yapar, daha parlak cisimlere bakarsınız. Bir de zaman tabanlı astronomi diye bir kavram vardır. Zaman tabanlı astronomiden kastımız da bu gözlemleri yaparken bunları zamana bağlı veya zamanına bağlı değişimleri gözlemleyebilecek şekilde yaptığımızda da zaman tabanlı astronomi oluyor. Şimdi TESS'in yaptığı şeyler aslında geniş açılı bir teleskop ve zaman tabanlı astronomi kavramlarını birleştirerek uzay tabanlı bir teleskopta bunu öte gezegen keşfetmek ve daha sonra da tabii ki nitelendirebilmek için ölçüm aleti haline getirmek aslında buradaki ana amaç. Kepler'den farkı, Kepler'i daha iyi tahmin ediyorum insanlar bilir. Biraz daha eski jenerasyon olduğu için. Kepler'den genel olarak farkımız görüş açısı TESS'in bir kamerasından bahsetmek gerekirse 24 dereceye 24 derecelik bir görüş açısı var. Bu aslında oldukça büyük bir görüş açısı. Tipik olarak astrofizikte veya astronomide kullandığımız uzay tabanlı teleskoplar için oldukça büyük. Bu şu demek oluyor. Siz bir anda parlaklığına bağlı olarak aslında on binlerce yıldızı takip edebiliyorsunuz. Tabii ki bunu yaparken belirli şeyleri de kaybetmeniz gerekiyor. Çünkü sonuç olarak bileşik kap usulü, yani eğer fazla yıldıza bakıyorsanız yıldız başına daha az detayı görebiliyor olmanız lazım. Ve az önce de dediğim gibi aslında zaman tabanlı teleskop olduğu için aslında zamana bağlı olarak da oldukça detaylı gözlem yapıyor. Peki şunu diyebilirsiniz. Peki bu nereden kaybediyor? Yani hani kötü olduğu bir nokta olması lazım. O da açısal çözünürlüğü. Bir
teleskop geniş açıya bakarsa aynı zamanda açısal çözünürlüğü o kadar kötü olur. Çünkü sonuç olarak kullandığınız CCD'nin yani ışık ölçer aletin belirli bir sayıda pikseli olacaktır. O yüzden bizim açısal çözünürlüğü 20 yay saniyesine denk geliyor bir piksel. Bu astronomik ölçüm için aslında çok fazla, yani büyük bir piksel. Bu şu demek geliyor, şu anlama geliyor. Yani bizim bir pikselimizin içinde mesela Hubble'ın yüzlerce kaynağı var. Hubble uzay teleskobuyla baksaydık eğer. O yüzden açısal çözünürlüğü çok çok kötü olan bir teleskoptan bahsediyoruz. Peki bu bizim bilimimizi nasıl etkiliyor? Siz açıkçası öte gezegen keşfedecekseniz ve bunu geçiş yöntemiyle yapacaksanız parlak cisimlerin etrafındaki sadece ışık daha doğrusu parlak kaynakların, yıldızların ışık azalmalarına bakıyorsunuz periyodik olarak. Bunu gördüğünüz sürece, keşfedebildiğiniz sürece açısal çözünürlük çok da önemli değil. Açısal çözünürlüğü daha iyi olan bir teleskop olsaydı daha sönük olan yıldızların etrafındaki öte gezegenlere duyarlı olurduk. Bu mümkün değil. Anladım hocam. Hocam peki bu TESS'in verileri kimlere açık? Açık kaynak olarak sunuluyor mu? Yoksa? Şimdi TESS NASA deneyi. NASA deneyi olduğu için de tabii ki verisi halka açık olmak zorunda. Çünkü sonuç olarak vatandaş vergileriyle fonlanan bir deney. TESS konusuna spesifik olarak değinmek gerekirse sonuç olarak uzaydan gelen veriyi doğrudan halka açamıyoruz. O yüzden burada arada belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu geçen sürede çok standart belirli testler yapılıyor veri üzerinde. Veri kalitesi, insanlar hani veriyi aldıklarında yanlışlıkla sistematik hata paylarından doğan bir şey keşfetmesinler diye sistematik hata paylarının teleskop verisini kirletmediğinden emin olmaya çalışıyoruz. Bu gerçekleştiğinde hemen en kısa sürede halka açık hale getiriliyor. Bir de tabii ki yüksek seviye bilim ürünü dediğimiz kavramlar var. Buradan da kastımız şu, sonuç olarak TESS'in ana veri ürünü gökyüzünün fotoğrafları. Yani işte ne kadar yıldızdan bahsettiğinize bağlı olarak bazı yıldızları 2 dakikada bir takip ediyoruz. Bazı yıldızları 20 saniyede bir. Geri kalan tüm yıldızları da işte 30 dakikada bir. Şimdi 10 dakikaya indi. Yeni uzatmalı deneyde. Bu frekansta takip ettiğimiz için bunların aslında fotoğraflarından ibaret test verisi. Ama bunun üzerine binen tabii ki kataloglar var. Onun dışında öte gezegen katalogları var. Öte gezegen bulma süreci çok uzunca bir süreç ve birçok insanın katkıda bulunduğu bir süreç. Bunun gibi veri ürünlerine de biz ayrıca bu az önce bahsettiğim halka doğrudan açıklanan verinin üzerinde de hazırlayıp hazır bir hale yine NASA'nın sunucularından halka açık hale getiriyoruz. Bunlar zaten eninde sonunda takip çalışmaları sonunda keşfedilen öte gezegen listesine dönüşüyorlar. Peki hocam, sizin özellikle TESS'in misyonundan da bahsederken adlandırdığınız öte gezegen. Hocam bu öte gezegenlerin gezegenlerden farkı nedir? Gezegen, öte gezegen ayrımını anlatabilir misiniz? Aslında farkı yok. Fiziksel açıdan bakmak gerekirse herhangi bir fark yok. İleride fark, tabii ki burada yani kompozisyonel bir farktan bahsetmiyorum da daha çok istatistiksel bir farktan bahsediyorum. İleride bizim güneş sistemimizin geri kalan tüm güneş sistemlerinin ortalamasına bakıldığında ne kadar tipik, ne kadar atipik olup olmadığı konusunda daha net bir yargıya varabileceğiz ileride. Ama benim kastım şuydu, genel olarak yapısal bakımından bir gezegenin bir öte gezegenden farkı yok. Tek farkı tanımsal olarak öte gezegen dediğimiz nesne bizim güneş sistemimizin dışında kalan herhangi bir gezegene deniliyor. Bu sınıfın içerisine başıboş gezegenler de girer. Başka bir yıldızın etrafında yörüngede olan gezegenler de girer. Ve bütün bu gezegenler kendi işlerinde ilk başta keşfedildikleri yöntem bakımından da ayrılıyorlar. Mesela
sadece kütlesini bildiğimiz Doppler etkisiyle keşfettiğimiz öte gezegen tipleri var. Bunlara RV öte gezegenleri, yani dikey hız öte gezegenleri diyoruz. Onun haricinde geçiş yöntemiyle keşfedilen öte gezegenler var. Bunların bazılarını daha sonra kütle olarak da ölçebiliyoruz. Bazılarını ölçemiyoruz. Bunların da yarı çapını bilebiliyoruz. Bunlar alt sınıfları aslında öte gezegenlerin. Bir de tabii ki hem geçiş yapan hem kütlesini net bir şekilde ölçebildiğimiz, hatta daha sonra da yeterince parlak bir yıldız etrafında ise bu atmosferlerini bile daha inceleyebildiğimiz, kompozisyonlarını net bir şekilde inceleyebildiğimiz öte gezegenler de oluyor. Bunlar tabii ki tüm öte gezegen popülasyonunun içerisinde oldukça küçük bir sınıf. Ama bunlar aslında bildiğimiz Güneş sistemi içerisindeki gezegenlere bilgi miktarımız bakımından en yakın olanları. Ama yine de bizim Güneş sistemimiz içerisinde bir gezegen tanımı var ve buna uymuyorlar. Çünkü kendi bizim Güneş'imiz etrafında değiller. Anladım hocam. Hocam, anlattıklarınıza paralel olarak bu öte gezegenlerle ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Bu öte gezegenlerin atmosfer karakteristiğini, içerik bilgisini neye göre belirliyorsunuz gözlem yaparken? Tayf çekiliyor. Tayf çekmekten kastım. Siz astronomi bilimini aslında en genel bakımdan foton saymaya indirgeyebilirsiniz. Uzaydaki istikamete ve enerjiye bağlı ve zamana bağlı olarak foton saymaktır aslında astronomi dediğiniz şey. Ve burada yapmaya çalışılan enerjiye bağlı olarak, yani veya dalga boyuna bağlı olarak, bu ikisi orantılı sonuç olarak kuantum mekaniğine göre, yani dalga boyuna bağlı olarak bu fotonları saydığınızda belirli şekillere bakıyorsunuz. Burada bir tane detay vereyim. Foton saymaktan kastım, bazen foton fazlalıklarına bakıyorsunuz, bazen de foton eksikliklerine bakıyorsunuz. Çünkü bazen atmosfer soğuruyor, çoğunlukla hatta ışık yaymıyor. Çünkü öte gezegenler genel olarak soğuk cisimler. Soğuk cisimler oldukları için genelde soğurma çizgilerine bakılıyor, yani tayflarına. Ve bu tayftaki çeşitli elementlerin, her elementin laboratuvardan gelen tabii ki çizgi listeleri var. Bu çizgi listeleriyle karşılaştırılıyor. Bunu söylemiş olurken şunu da ekleyeyim. Öte gezegen tayfları, bildiğimiz gezegen, Güneş sistemi içerisindeki gezegenlerin tayflarına göre çok daha düşük çözünürlüklü ve çok daha düşük kalitede tayflar oluyor. Bu doğal bir sonuç, çünkü bunlar çok uzakta olan nesneler ve etrafındaki yıldızlar çok parlak değil. O yüzden gözlemsel olarak çok erişilebilir değiller. Anladım hocam. Hocam, birazcık yön değiştirerek konuyu karanlık madde ve karanlık enerji konusuna getirmek istiyorum. Bize bu karanlık enerji, karanlık madde hakkında bir arka plan bilgisi verebilir misiniz? Şimdi karanlık madde ve karanlık enerji en temelde evrenin enerji kütle bütçesinin bileşenleri olarak düşünebilirsiniz. Bizim dokunduğumuz, hissettiğimiz ve bizi oluşturan madde evrenin yaklaşık olarak %5'i kütle enerji bütçesi bakımından. Geri kalanının yaklaşık olarak %25'i karanlık madde. Geri kalanının da neredeyse tamamı, arada işte ışıma falan da var, onları geçtim. Bunlar çok küçük kütle enerji bakımından. Bir de karanlık enerji var, o da %70. Şimdi bu ikisinin isminde ortak bir kelime var, karanlık. Bu bizim bu cisimleri, daha doğrusu bu bileşenleri çok iyi anlamadığımızı ifade eder. Bunların aslında siyah rengiyle alakası yoktur. Özellikle karanlık madde için konuşmak gerekirse, karanlık maddeyi aslında bir renk ile ilişkilendirmek çok yanlış. Çünkü karanlık maddeden bizim kastımız ışıkla etkileşmemek aslında. En temelinde saydam madde diyebilirdik. Saydam maddenin denmemesinin sebebi herhalde saydam deyince insanlar camı düşünür. Cam da sonuç olarak bildiğimiz bir maddedir belki diye düşünülmüş olabilir. Ama ben yeniden isimlendirme yapılsa belki saydam maddeyi güçlü bir olarak görürdüm. Neyse, karanlık madde sonuç olarak ışıkla etkileşmeyen bir madde. Karanlık enerji ise aslında uzay ve zamanda çok fazla yoğunluğunun değişmediğini düşündüğümüz adeta bir kozmolojik sabit. Kozmolojik sabit aslında Einstein'ın denklemlerine de giren bir bileşen.
Ve evrenin negatif basınca sahip olmasına sebep olan bir bileşen. Bu tabii ki şimdi hani bir cümle içerisinde kullanılınca çok ifade etmiyor olabilir. Kısaca şunu söyleyeyim. Normalde içerisinde sadece madde olan bir evreni kendi üzerine kapanmasını beklersiniz. Böyle bir evren modeli kurduğunuzda. Çünkü bizim evrenimizde işte baryonik madde var, karanlık madde var ve bunlar kütle çekime tabi. O yüzden kendi üzerine kapatırlar evreni. Kapalı bir evren modeline sebebiyet verirler. Evrenin düz olabilmesi ve üzerine kendi üzerine kapanmaması için aslında karanlık enerjiye ihtiyacımız oluyor. Ve karanlık enerji bir bakıma aslında evrenin tüm bu kütlesine rağmen kendi üzerine kapanmamasına sebep olan, özellikle de son zamanlarda. Çünkü ilk zamanlarda evren aslında genişlemesi hızla azalıyordu. Ve belki hiç karanlık enerji olmasaydı kendi üzerine kapanacaktı. Ama bunu son 6 milyar yılında evrenin böyle yapmadığını, tam tersine ivmelenmeye başladığını genişleyerek görüyoruz. Ve bunun kaynağının karanlık enerji olduğunu düşünüyoruz. Anladım hocam. Hocam şimdi farklı bir konudan bir soru sormak istiyorum size. Şimdi biz teleskobu ve benzeri misyonlar çerçevesinde öte gezegen gözlemi yapıyoruz. Belki uzayda yaşamı tespit etmek, belki yaşanabilir bir gezegen tespit etmek veya başka amaçlarla. Bu soruyu tersten soracak olursak, eğer uzayın herhangi bir yerinden, güneş sisteminden ya da yıldızlardan veya öte gezegenlerden güneş sistemine bakıyor olsaydık, dünyada yaşamın olduğunu tespit edebilir miydik? Dünyada yaşamın olduğuna dair ötelerden anlaşılabilecek biçimde herhangi bir sinyal var mı hocam? Şimdi sinyal tabii ki şöyle var. Yani biraz nereye aradığınıza bağlı olarak dünyadan sinyal bulabilirsiniz. Öncelikle elektromanyetik olarak birçok sinyal veriyoruz biz. Bunun dezavantajı şu. Rastsal olarak bizi arayan bir uygarlık eğer bizden çok uzaksa ölçüm hassasiyetinin çok fazla olması gerekir. O yüzden yani rastsal olarak sadece bizim sinyalimizi bulabilmesi için büyük ihtimalle galaksimizin içerisinde ve hatta bizden çok daha uzakta olmaması gerekir. En başında biz zaten elektromanyetik gürültüyü yaklaşık olarak bir asırdır veriyoruz uzaya. O yüzden yani zaten en başında şu an bizim ilk gürültümüzü duyan ancak işte 100 ışık yılı uzaklıkta olabilir bizden. Ama onun haricinde gittikçe bu sinyalin gücü de azalıyor. O yüzden hassasiyetlerin altına da düşüyor olabilir. Yani duysalar bile. Ve bunu tabii ki rastgele arıyor olmaları lazım. Bizi rastgele ötesinde kim arıyor olabilir? Ekliptik düzlemdeki yıldızların etrafında potansiyel olarak evrilmiş olan canlılar ve tabii ki yeterince teknoloji geliştirdilerse bizim bir geçiş yapan öte gezegen olduğumuzu görürler. Bu bir avantaj aslında. Çünkü bizim geçiş yaptığımızı görürlerse bizim dünya benzeri dediğimizde komik oluyor. Çünkü onlar zaten dünyayı tanımıyor ama sonuç olarak onlar dünya benzeri bir gezegen üzerinde evrildilerse kendi gezegenlerine benzer bir kütlede ve yarıçapta bir gezegen olduğumuzu keşfederler. Çünkü biz onların göz hizasına göre geçiş yaparız güneşimizin etrafından. O yüzden bu bölgedeki gezegenler özellikle bizi bulma konusunda bir avantaja sahip olabilirler. Şimdi verdiğimiz sinyal az önce söylediğim gibi var bol bol ama tekno imzamızı eğer bulamıyorlarsa başka nelere bakabilirler diyebiliriz. Biyo imzalara bakabilirler. Sonuç olarak bizim atmosferimizde metan ve oksijen aynı anda var. Ve bu normalde dengede olan bir sistemde gözlemlemeyeceğiniz bir şey. O yüzden bizim atmosferimizin bir mesela işte tayfını ya emilim tayfını ya da
yansıtma tarafını mesela bir baksalar, burada çok net bir şekilde görürler ki dengeli olmayan bir kimya mevcut. O yüzden belki de bunu keşfettikten sonra tekno imzalarımıza bakmaya çalışabilirler ki o zaman da çok net bir şekilde dünyada akıllı bir yaşam formu olduğunu keşfederler. Peki hocam, bugüne kadar uzayda yaşama rastlamamış olmamızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun birçok cevabı olabilir. Bir cevabı bağlayamayız ne yazık ki. Zaten buna paradoks dememizin sebebi bu. Yeterince zaman vermiyor olabiliriz. Belki de bulacaklar. Çünkü ışık hızı sonlu ve yani yaklaşık olarak 100 ışık yılı içerisinde yaklaşık 30 parsekten bahsediyoruz. Şanslı olmayabiliriz, yani yeterince daha taramamış olabiliriz. Tabii ki şunu argüman olarak sunabilirsiniz. 30 parsek sadece işte bizim elektromanyetik tekno imzalarımız için, ama biyo imzamız çok uzun süredir var. Milyarlarca yıldır aslında var. Milyarlarca yıldır bu şu demek oluyor aslında. Yani hani bizim kendi galaksimizin içerisinde oluşmuş olan herhangi bir akıllı yaşam formu, eğer biyo imzaları çoktan bakıyor olsalardı, bizim işte biyo imzalarımızı çoktan biz daha yani Homo sapiens'e evrilmeden önce bile görmüş olurlardı. Burası doğru. Ama yani evrende işlerin bizim beklediğimiz şeklinde gitmeme olasılığı çok yüksek. Belki de biyo imza dediğimiz şey o kadar güçlü değil ve sadece tekno imzalara bakıyorlar bir o veya bu sebepten ötürü. O yüzden henüz daha yeterince zaman vermemiş olabiliriz. Olasılıklardan bir tanesi tabii ki yaşamın hiç oluşmamış olması veya oluştuğunda da çok kısa sürede kendini imha ediyor olması. Bu da tabii ki masadaki olasılıklardan bir tanesi. Anladım hocam. Hocam, en başa döndüğümüzde büyük patlama dediğimiz olayı görüyoruz. İşte zamanın başladığı, daha doğrusu bir tekillikten başlayan bir olayla bütün varoluşu açıklayan bu teori, Big Bang teorisini. Sizce doğru olan teori bu mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi büyük patlama kuramını her şeyi açıklayan bir şey, bir olgu olarak asla değerlendirmezdim. Büyük patlama teorisi aslında çok güzel, çok zarif bir teori. Yani yanlış olduğunu elbette düşünmüyorum. Sadece insanlar onu olduğundan çok daha fazla yorumluyorlar. Büyük patlama teorisi dediğimiz şey aslında tekilliği incelemez. Tekillikle alakası dahi yoktur. Büyük patlama sadece tekilliğe yakınsayan zamanda evrenin nasıl davrandığıyla alakalı olan bir teoridir. Bu bilimsel olarak soru sorabildiğimiz ve cevaplayabildiğimiz bir dönem. Tekillik ise veya tekilliğe çok yaklaştığınızdaki noktalar ise orada biraz daha dikkatli olunması lazım. Bu büyük patlamanın da öncesine giden bir zamandan bahsediyoruz. Hatta orada çok küçük bir zaman var. Orayı biraz açarsak önce büyük patlamadan öncesine hatta taşıyabileceğimiz zaman şişme teorisi. Şişme teorisi de hatta bilimsel olarak sorduğumuz sorulara bilimsel olarak cevap alabildiğimiz sınır bölgesi aslında. O yüzden standart modelinin bir parçası kozmolojide, ama onun da ötesine gittiğimizde, yani en başında şişme teorisinin doğru olabilmesi için belirli bir inflaton alanı dediğimiz niceliğin olması lazım. Bu inflaton alanının ilk başta neden var olduğu ve neden o sahip olduğu, salınma sahip olduğu gibi sorulara gittiğimizde artık bunu bilimsel yöntemle cevaplayamıyor hale geliyoruz. Ve büyük patlama teorisi, az önce söylediğime geri gelecek olursak, büyük patlama teorisinin buralarla hiç alakası yok aslında. Büyük patlama teorisi çok net bir şekilde işte evrendeki hidrojen helyum oranının, efendim işte foton elektron oranının, madde antimadde oranının gibi, ya yani ölçülebilen net bilimsel soruların cevabını arayan, elle tutulur ve oldukça da iyi çalışan bir teori. Tabii ki kozmik arka plan ışıması, onu hani saymadım çok en bariz olduğu için, kozmik arka plan ışımasını inceleyen teori. Bundan ötesi tabii ki çok fazla yoruma giriyor. Bunu yani bilimsel olarak cevaplayamadığımız bir noktada her
kafadan her sesin çıkması anlaşılabilir bir şey. Hocam tam da bu konuyla ilgili bir soru aldım şu an. Big Bang'den sonra evren neden kütle çekimine yenik düşüp tekrar içine çökmedi gibi bir soru gelmiş. Şöyle söyleyeyim, büyük patlamadan sonra aslında evrenin genişleme hızı azalıyor. Yani ta ki karanlık enerji tekrar evreni yani evren genişlemeye devam ediyor da genişleme hızı azalıyor. Ta ki karanlık enerji evrenin kütle enerji bütçesinin dominant bileşeni oluncaya dek. O yüzden aslında tam tersi, o öyle olmuyor yani. Anladım hocam. Hocam Big Bang'den sonra bu gezegenlerin oluşum sürecine kadar gerçekleşen süreci açıklayabilir misiniz? Başka bir ifadeyle gezegenler nasıl oluştu dersek hocam? Şimdi büyük patlamadan tabii ki sonrası biraz uzun bir hikaye. Çok atlayarak gitmem gerekir. Önce işte proton nötronların oluşma süreci var. Zaten nötron oluşturmak ve onu stabil halde tutmak bir problem. Belirli bir süre yaşayabiliyor. Oradan işte atlıyorsunuz, hidrojen helyum oluşuyor. Hidrojen helyum aslında arkaik, yani ilkel oranlarıyla kazınıyor evrene. Ondan sonra işte kozmik arka plan ışımasının yayılması var. Evrendeki nötr, evrenin aslında nötr hidrojen atomlarına çökmesi. Bir karanlık çağ orayı izliyor. Birkaç yüz milyon yıl süren bir süreç. Ve daha sonra ilk olarak kütle çekimsel çökmeyi takiben ilk büyük yıldızlar ve galaksiler oluşuyor. Bu oluşum sürecinde etrafındaki ilk başta gazı tekrar iyonize ediyorlar. Buna evrenin tekrar iyonlaşması adını veriyoruz. Ve bu süreç tabii ki milyarlarca yıl alıyor. İşte yaklaşık olarak bizim galaksimiz 9 milyar yıl yaşında. Birkaç milyar yıl içerisinde çeşitli galaksiler oluşuyor. Yani bizimkinden çok daha gençleri var, çok daha yaşlıları da var aslında bizim galaksimize göre. Ve bizim gezegenimizin, güneş sistemimizin oluşumu da bundan yaklaşık olarak işte 5 milyar yıl önce. Zaten galaksimizin içerisindeki yıldız oluşum süreci sürekli devam eden, hala da devam etmekte olan bir süreç. Tabii ki eskisine göre çok daha az yıldız oluşturuyor şu an galaksimiz. Yaşlandıkça tabii ki yıldız oluşturma hızı azalıyor. Ama neyse, işte yaklaşık olarak 5 milyar yıl önce çöken bir moleküller gaz bulutu sayesinde önce yıldızımız oluşuyor ve yıldızımız tabii ki işte bütün kütlenin neredeyse tamamını merkeze topladıktan sonra etrafta kalan, önce işte topaklanan kozmik tozun etrafında, daha sonra da tabii ki etrafındaki kütleyi çeken, en fazla çeken Jüpiter ve Satürn. Onlar açısal momentumun etraftaki açısal momentumun çoğunu topluyorlar zaten kendilerine. Ve onun dışında iç sistemde işte kalan dörtlü, malum Merkür, Venüs, Dünya, Mars içeride oluşuyor. Diğerleri de dışarıda oluşuyor. Bunların tam olarak oluşum süreçlerinin sırasını bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Jüpiter ve Satürn'ün yani Güneş sistemimizin oluşumunda ve eriminde en büyük söze sahip olduğu. Çünkü dinamik olarak en fazla kütleyi toplayan onlar. Ve onlar oluştuktan sonra bir miktar hareket de ediyorlar. Bunların özellikle oluşumlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Büyük cisimleri ancak buz çizgisi dediğimiz bir çizgi var. Onun ötesinde oluşturabiliyorsunuz. Çünkü ondan önce tutunabilecekleri parçalar olmuyor. Yani yıldızına daha yakın noktalarda. O yüzden gezegenlerin aslında oluştuktan sonra biraz da göçtüklerini düşünüyoruz bu sebepten ötürü. Bu diğer güneş sistemleri için böyle olmak zorunda değil. Bunun kesinlikle başlangıcı budur, sonucu budur diyebileceğimiz bir süreç yok. Çünkü diğer güneş sistemlerine baktığımızda bambaşka konfigürasyonlar görüyoruz. Mesela içeride
yıldızlarına çok yakın Jüpiter büyüklüğünde gezegenler görüyoruz ki bu bizim kendi güneş sistemimizde görmediğimiz bir süreç. Onun dışında bizim dünyamıza göre çok daha büyük kayasal olduğunu düşündüğümüz öte gezegenler görüyoruz. Yine bu bizim güneş sistemimizde mümkün değil veya olmamış. Aynı şekilde bizim Neptün'ün biraz daha küçük, çok daha sıcak analoglarını görüyoruz. Mini Neptün dediğimiz yine bizim güneş sistemimizde oluşmamış. Kısaca söylemek istediğim şey, bunun böyle kesinlikle şöyle başlamıştır, böyle bitmiştir dediğimiz bir süreç değil. Büyük ihtimalle ilk koşullara çok bağlı olarak farklı ürünler veren stokastik bir süreç. Anladım hocam. Hocam teşekkür ederim. Bu peki bu noktada bu uzay zaman bükülmesi nedir? Bunu bir açıklayabilir misiniz? Tamam. Uzay zaman bükülmesi derken şimdi yani kara delik olarak mı genel olarak genel görelilik anlamında mı? Genel görelilik anlamında hocam. Kara delik konusuna daha sonra geleceğiz. Yani şimdi genel olarak söylemek gerekirse genel göreliliğe kadar yani 20. yüzyılın başlarına kadar evren algımız şu şekildeydi. Öklit geometrisine göre siz bir evreni bir 3 boyutlu oda gibi düşünüyordunuz. Bir de ekstradan 4. boyut zaman olarak vardı. Zaman lineerdi, hiçbir şekilde değişmezdi ve bu 3 boyutlu odanın hiçbir koordinatına bağlı değildi. Yani onlarla korelasyonu yoktu. İşte Einstein'ın getirdiği yeni bu fikir bütünüyle veya fikirler grubuyla birlikte bu çünkü sadece yani genel görelilik değil onun bir öncesi de var. Şimdi oralara girmeyeceğim yani. Genel olarak şunu anladık ki bu 3 boyutlu oda aslında eskisi kadar statik değil. Duvarları bükülebilen bir oda. Ve aynı şekilde zaman ekseni de eskiden sandığımız gibi statik değil, zaman da bükülebiliyor. O yüzden bunu bu 3 boyutlu uzayı ve 4. boyutu zaman boyutunu belirli bir şekilde birleştirdik 4 boyutlu bir manifold olarak bir matematiksel nesne olarak düşünün ve bunun zaman içerisinde kütlenin varlığıyla beraber bükülebildiğini de gördük. Hatta o kadar fazla bükerseniz mesela kara delik etrafında kendi üzerine bile bükebiliyorsunuz. O yüzden belirli bir bölgeden başka bir bölgeye çıkışı bile engelleyebiliyorsunuz. Kendi üzerine kapandığı için uzay zaman. Anladım hocam. Bu Michio Kaku'nun da değindiği bu sicim kuramını da bu bağlamda mı ele alıyoruz hocam? Bu sicim kuramı 5. 6. 7. boyut. Şimdi sicim kuramı bir kere zaten benim uzmanı olduğum bir konu değil. Çok fazla konuşmak istemem ama şunu söyleyeyim. Sicim teorisinin sorunsalı sadece kütle çekimi değil. Kütle çekiminin içerisine kuantum mekaniğini de yerleştirebilmek. Çünkü her şeyin teorisine aday bir teoriden bahsediyorsunuz. O yüzden evrendeki tüm kuvvetleri açıklayabiliyor olması lazım. Bunun içerisine hem kütle çekimi giriyor hem de kuantum mekaniğiyle açıkladığımız diğer 3 temel kuvvet giriyor. Hatta bunların birleştirilmiş, yüksek enerjide birleştirilmiş bir ana formundan bahsediyoruz. Buna işte kuantum yerçekimi deniyor. Neyse, ana sorunsal o. Bunu yapabilmek için evrenin boyut sayısını arttırmaları gerektiğini fark ediyorlar. Bu doğal bir şey çünkü yani bazen çözemediğiniz bir problemin başka bir simetrisini yakalamak için bir sonraki boyuta gitmeniz gerekir. Yani düşük bir boyutta simetrik olmadığını düşündüğünüz bir sistem bir başka boyutuna gidince bir bakıyorsunuz aslında yeni boyutla beraber simetrikmiş. Bunun ya bu aslında genel olarak hani bilim tarihinde gördüğümüz bir tema. Bunun tekrar işleyebileceğini düşünüyorlar ve yani mantıklı da bir fikir. Sicim teorisinin tek problemi şu an gözlemsel olarak ne doğrulayabileceğimiz ne de yanlışlayabileceğimiz bir tarafı var. O yüzden sadece zamana ihtiyacı olan ve belki de zamanın çok ötesinde olan bir teori. Anladım hocam. Hocam sicim teorisinden bahsederken her şeyin teorisi dediniz. Bu her şeyin teorisine de ben de gelmek istiyorum. Nedir bu teori, neyi hedefliyor? Böyle bir teori var mı? Birazcık bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi bu biraz öznel bir noktaya geliyor ama benim kişisel olarak her şeyin teorisinden algım
kendi sorusunu bile açıklayabilen bir aslında cevap. Yani siz evrene bir cevap veriyorsunuz, öyle bir cevap veriyorsunuz ki soruyu bile kendi kendine cevaplayabilen bir şey. Yani tabii ki elimizde böyle bir örnek olmadığı için aslında yani buna yakınsayan bir analog bile örneği vermek çok zor. Ama yani girdisi olmayan çıktısının girdiği açıklayabildiği bir sistemden bahsediyoruz. Aslında böyle bir şey yok tabii ki. Belki de yani her şeyin teorisi o kadar nasıl diyeyim, yani yanlış sorulmuş bir soru, belki yanlış şeyin peşinden de koşuyor olabiliriz. Ama insan estetik olarak şunu arıyor evrende, yani bütün kuvvetleri aynı kapta inceleyebildiğimiz ve açıklayabildiğimiz, ekstradan tanımladığımız rastsal parametre sayısını tercihen sıfıra indirgeyen, yani bir teori oluştururken rastgele hani ben bunu şöyle seçeyim dediğiniz şeylerin sayısını sıfıra indirgeyen bir teoriden bahsediyoruz. Böyle bir şey elde edebilecek miyiz bilmiyoruz ama elde edersek ne kadar zarif olabileceğini ancak hayal edebiliriz şu an. Anladım hocam. Hocam şimdi benim de çok merak ettiğim bir konuya gelmek istiyorum. Göz ardı edemediğimiz bir gerçek var. Zaman. Zaman dediğimiz şey işte psikolojik zamandan bahsediliyor. Termodinamiğin zaman okundan bahsediliyor. Bu zaman dediğimiz şeyi siz nasıl yorumluyorsunuz? Çok derin bir soru. Yani şimdi termodinamiğin zamanı sonuç olarak objektif bir zaman. O yüzden yani onun yorumlanacak bir tarafı yok aslında ama şunu söyleyebiliriz. Galiba o termodinamik okun şu an geri kalan zaman algımıza nasıl ilişkilendirileceği hakkında en küçük bir fikrimiz bile yok şu an. Bu çok acı verici bir durum. Çünkü bizim zaman diye algıladığımız bir şey var. Çünkü zamanda sonlu canlılar olduğumuz için bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Zamanın okunu içselleştirmiş bir durumdayız. Ama bunun doğrudan işte termodinamiğin ikinci yasasına nasıl bağlandığını da çok anlayamıyoruz. Elimizdeki tek sayısal veya işte niteliksel olmayan, niceliğe bağlı olan şey şu, bildiğimiz kadarıyla yaşamı tanımlayan şey etrafındaki sistemin geri kalanındaki, yani sistem dışındaki entropiyi arttırmak. Entropi de zamanla sürekli arttığı için aslında yaşamla entropi ve zaman arasında böyle bir ilişki var. Ama bu, yani bu şu an için çok kabaca bir yorumdan ileriye gidemiyor. Sanki yaşam dediğimiz şey ki biz kendimizi yaşayan olarak bildiğimiz için entropiyi ortalamada arttırmaktan, yani kuantum mekaniksel olarak hepsi mümkün de ortalamada zamana bağlı olarak arttırmaktan başka şansı olmayan bir şey aslında canlı dediğimiz şey. Yani kendimizi tanımlamak için bile kullanabiliyoruz bu zaman okunu ama zaman okunu kendisini tanımlayamıyoruz. Bu çok acı bir şey. Bir de bunun tabii ki kozmolojik tarafı var. Yani kozmolojik tarafı da şu, kozmolojide de çünkü bir zamanın oku var. Ve zaman, yani biz mesela kozmolojik anlamda evrenin evrimindeki böyle çok ilginç ve küçük bir zamana bakıyoruz. Ama evrenin geri kalanında aslında ormanın içerisindeki küçük, bir orman yargının içerisindeki küçük bir kıvılcım gibiyiz. Çünkü kendi yaşam süremiz yaklaşık olarak 100 yıl. Evrenin yaşam süresi en azından şimdilik Hubble zamanı işte 10 milyar yıl yaklaşık olarak. Yani 100 milyonluk mertebede bir farktan bahsediyoruz. O yüzden evren için aslında biz yok gibiyiz neredeyse. Yani zaman kavramı bizim algıladığımızdan çok daha derin ama bunun tam olarak ne olduğunu ve bizim hayatımıza nasıl ilişkilendirildiğini bilmiyoruz. Anladım hocam.
Hocam şimdi isterseniz kara delik konusuna gelelim. Astrofiziğin belki de en ilgi çekici taraflarından birisi kara delik konusu. Uzaydaki en ilginç cisimlerden bir tanesi kara delik desek doğru olur herhalde. Kara delikleri bu kadar sıra dışı kılan şey, tabii bunun bir dolu alt sorusu var. İşte kütleleri, kara deliğin içinde ne var, orası gerçekten tekillik mi gibi sorular. Biraz bize kara delikleri anlatabilir misiniz? Ya içerisinde tabii ki ne olduğunu yani bilmiyoruz. O yüzden yani içinde ne olduğu ile ilgili şimdi ben bir spekülasyon yapmaya çalışsam yani bilimsel yöntemin ötesine geçmiş olurum. Çünkü gerçekten şu an bildiğimiz genel göreliliğe göre kara deliğin içerisinden bilgi alamıyor olmamız gerekiyor. O yüzden bilgi alamadığımız için içerisiyle ilgili fikirlerimiz olabilir. Ama bunu gözlemle yanlışlayabilmemiz veya doğrulayabilmemiz mümkün olmayacağından ötürü spekülasyonun ötesine geçmez. Ve kanımca doğru bilgiyi ancak bilimsel yöntemle elde edebiliriz. O yüzden ötesinde yapacağımız spekülasyon hiçbir değeri olmaz bu sefer. O yüzden içerisiyle ilgili veya tekillikle ilgili çok fazla ben spekülasyon yapmak istemiyorum ama kara delik yani evren hakkında evet önemlidir. Neden önemli? Çünkü aslında yani fonksiyonel amacı da var kara deliklerin. Çok ilginç bir ilişkileri var. Özellikle büyük kütleli kara deliklerin kendi galaksileriyle evrende yapı oluşurken merkezdeki kara delikle galaksinin geri kalanı arasında bir hem işte kütle alışverişi tabii ki kara deliğe doğru bir akış oluyor sürekli. Bir de açısal momentum alışverişi oluyor. O yüzden evrenin yapısı oluşur ve galaksiler oluşur ve evrilirken kara delikler olmadan oluşacak ve evrilecek bir evren çok farklı gözükürdü. Onu söyleyebilirim. O yüzden sadece karanlık, gizlenmiş bir köşede unutulmuş nesneler değiller bunlar. Tabii ki yıldız oluşum sürecinin bir son halkası aslında, olası bir son halkası. Bir de şunu söyleyeyim, bunlar yine az önce söylediğim gibi yani unutulmuş nesneler değiller, oldukça aslında etrafa sinyal de yayıyorlar. Bunu son zamanlarda aslında kütle çekim astronomisiyle daha iyi anlıyoruz, kütle çekim dalgası astronomisiyle büyük aslında sinyaller de yayıyorlar evreni şey yaptıklarında, birleştiklerinde. Ve bu birleşimler de aslında yine az önce bahsettiğim gibi evren hakkında bize birçok şey anlatıyor. Kütle çekim teorisini doğrulamamızın ötesinde kara deliklerin mesela ne sıklıkla birleştikleri, evrende kaç tane kara delik olduğu veya işte birim hacim başına ne kadar kara delik olduğu, ondan sonra ne kadar fazla işte madde yuttukları, bunun gibi soruları artık yavaş yavaş cevap vermeye başlayacağız. Bir de günün sonunda en fazla büyük ihtimalle ilgi çeken nokta kozmik sensör hipotezi. O da şu demek oluyor, işte tekillik kavramı çıplak olabilir mi evrende? Yani etrafında işte şey olmamış, herhangi bir olay ufku olmayan bir tekillik mümkün müdür? Bunun gibi soruların hemen cevabı tabii ki verilemeyecek ama bu bilgiyi ve istatistiği topladıkça aslında bunun gibi soruları da daha net cevaplayabileceğimizi çok ileride düşünüyorum. Hocam peki testle kara deliklere, daha doğrusu alt popülasyonlarına bakıyor musunuz? Evet, bakıyoruz. Bakıyoruz derken arıyoruz. Testle veya genel olarak ya X-ray dışında bulunan henüz kara delik olmadı. Onu söyleyeyim. Bilinen kara deliklerin tamamı neredeyse başka bir yıldızla etkileştikleri için işte X ışını yayıyorlar. O şekilde bulunuyor. Onun dışında ölü işte tek olsun, çift olsun sistemde yani galaksimiz içerisinde başıboş kara deliklerin de olabileceği tabii ki mümkün, olması mümkün. Ama bunları gözlemsel olarak şu an için görmemiz mümkün değil. En azından büyük bir kısmını. Aradığımız alt popülasyonları var. Hı hı.
Hocam peki kara delikler kütleleri sayesinde biz biliyoruz ki bir maddeleri kendi işlerine çekiyorlar. Bunu biliyoruz. Bu çekilen maddelerin kendilerine bir etkisi oluyor mu kütlelerini artırma noktasında? Kütlelerini arttırıyorlar. Tabii bir de açısal momentumları değişiyor. Bir de tabii ki elektromanyetik yükleri varsa o değişiyordur. Ama evrendeki pratikte oluşan kara deliklerin çoğunun yaklaşık olarak nötr olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunun böyle olmasının sebebi elektromanyetik kuvvet kütle çekim kuvvetine göre çok daha güçlü. O yüzden herhangi bir yükü olsaydı zaten kendini dengelerdi diye düşünüyoruz içine çektiği madde miktarı bakımından. Peki hocam şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu örneğin süper kütleli bir kara delik gezegenimize, güneş sistemine girseydi, gezegenimize yaklaşsaydı nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdık? Şimdi böyle bir kara delik bizim güneş sistemimize yaklaşıyor olsa bu kesinlikle tarama teleskopları tarafından bulunurdu. O yüzden böyle bir korku çok bence yerli olmaz. Bunun böyle olmasının sebebi bir kere şimdi kara delikten bahsediyorsanız zaten birkaç işte güneş kütleli bir cisimden bahsediyorsunuz. Bu kadar kütleli bir şey güneş sistemimizin yakına gelse ki bizim güneş sistemimizin yakına geldikten sonra yani açıkçası yıllarca sürecektir bu geçişi. O yıllarca geçecek süre boyunca tarama teleskopları yani birkaç gecede bir gökyüzünü tamamen tarayan ve dinamik olarak yörünge çözümü yapabileceğimiz veriyi sağlayan teleskoplar sayesinde aniden böyle bir kütleli cismin yaklaştığını diğer cisimle takip ettiğimiz ışık yayan cisimlerin yörüngelerine bakarak anlayabilirdik. Anladım hocam. Hocam ben sorularımı bitirdim. İsterseniz şimdi seyirci sorularını yönelteyim size. Olur. Hocam şöyle bir soru var. Evren neyin içinde genişliyor diye bir soru almışız. Bu yani soruluş bakımından aslında biraz yanlış bir soru. Çünkü evrenin genişlemesini bir şeyin içine doğru hayal etmek bence yanlış. Onun yerine aslında evreni sonsuzmuş gibi düşünmek daha doğru olur. Bu evrenin sonlu veya sonsuz olup olmadığı şu an için ölçtüğümüz veya bildiğimiz bir şey değil. Ama öyle düşünürseniz bu soruyu cevaplandırmanız daha kolay olur. Onun için söylüyorum. Sonsuz olarak hayal edin bir süre için. Ve evrende iki seçeceğiniz rastgele nokta arasındaki uzaklığı belirlemek için kullandığınız cetvelin zaman içerisinde küçüldüğünü düşünün. İşte böyle düşünürseniz aslında evrenin genişlemesi çok net bir şekilde anlaşılabilir. Çünkü cetvel küçüldükçe ölçtüğünüz sayı aslında artıyor. Bu konuda bir tane istisna vermem gerekiyor. Bu bahsettiğim analoji sadece Hubble akışının doğru olduğu zaman ölçek uzay zaman ölçeklerinde yani işte yaklaşık olarak 100 megaparsekten daha büyük ölçekteki farklara bakarsanız evrende evren hem homojen gözüküyor hem de bu az önce bahsettiğim cetvel küçülmesi mümkün ama ondan daha küçük uzaklıklara bakarsanız kütle çekim kuvveti ağır bastığı için bu şekilde yani bir cetvel küçülmesinden bahsedemiyorsunuz. Anladım hocam. Şöyle bir soru gelmiş. Evrendeki gelişme başlangıç ve sonu itibariyle herhalde bu şekilde sorulmuş. Her yerde aynı mı? Her yerde aynı olduğu ölçtüğümüz bir şey değil. Ama evrenin her istikamette eş yoğunluklu olduğu ve benzer yapıya sahip olduğu gözlemlediğimiz bir şey. Ve bu evrenin büyük ölçeklerde kendine benzer, self-similar olduğunu gösteriyor. Bu gözlemden çıkarak her istikamette eş yani genişleme olduğunu söyleyebiliriz. Bunu söylerken şunu da ekleyeyim. Sonuç olarak
yani bu genişlemeyi ölçmek için işte bir sürü kızıl ötesi ölçüyorsunuz galaksilere. Bu kızıl ötesi taramaları belirli bir istikamette yapılıyor. Yani belirli derken bu arada tabii ki bir noktaya değil ama yani gökyüzünün belirli bir miktarına bakılıyor. O yüzden hani evrende her yerde aynı olacağı aslında bir varsayım. Ama çoğunu taramaya çalışıyoruz ki emin olalım. Hani güney ile kuzey yaklaşık olarak aynı olduğu falan gösterilmeye çalışılıyor. Anladım hocam. Şöyle bir soru var hocam. Solucan delikleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz diye sorulmuş. Ya solucan delikleri Einstein-Rosen Bridge dediğimiz köprüleri şöyle söyleyeyim. Bir tane kara deliği alıyorsunuz. Bir onun beyaz analogunu düşünüyorsunuz. Beyaz delik dediğimiz şey sadece dışarıya parçacık verebilen, içeriye parçacık sokamayan bir cisim veya cisim demeyeyim, uzay zamandaki bir yüzey. İşte bu ikisini birbirine bağladığınızda ve bu aradaki bağı da bir şekilde açık tutmayı becerdiğinizde aslında bir solucan deliği elde ediyorsunuz. Bunun fonksiyonel amacı kullanmak isterseniz bir gün elde edersek bir taraftan girip diğer taraftan çıkabiliyorsunuz. Ve bu normalde birbirinden çok uzak olan iki tane noktayı bağlamanıza sebep oluyor veya işe yarıyor. Yıldızlar Arası filmindeki gibi mi hocam? Orada biraz sanki evet, orada değil. Evet, orada onun bir analogu var. Tabii ki yani bunu bir çocuğun kütüphanesinden yapmanız zor ama evet yani onun gibi bir şey. Anladım hocam. Hocam peki bir soru da ben sorayım. Astrofizikteki bir sonraki büyük olayı ya da keşfi ne olarak görüyorsunuz? Yani özellikle konumuzla alakalı olacağı için söyleyeyim. 21 santimetre kozmolojisinden büyük keşifler açıkçası ben kişisel olarak bekliyorum. Bu az önce lafını geçirdim, karanlık çağ dedim evrenin tarihiyle ilgili konuşurken. Bu karanlık çağdaki karanlığı biraz dolduracak 21 santimetre kozmolojisi. Ve şu an kozmik arka planışması serbest kaldıktan sonra ilk galaksiler oluşana kadar geçen süre birkaç yüz milyon yıllık bir süre. Şu an için elimizde gözlemsel bir veri yok. Bu gözlemsel boşluğu dolduracak bu. Ve nötr hidrojenin evrende nasıl yapılandığını bize anlatacak. Bu sayede aslında kozmolojik olarak zaman çizelgesindeki büyük bir boşluğu doldurmuş olacağız. Anladım. Hocam son olarak uzayla ilgilenenlere tavsiyeleriniz nelerdir bu noktada? Yani bol okumaları tabii ki. Onun dışında biraz yani şimdi uzayla ilgilenmekten kasıt ne olduğuna biraz bağlı olarak. Yani ben hani biraz da akademik kafayla şu an yorum yapıyor olabilirim ama yani biraz böyle astrofizikteki problemlerden haberdar olmak. Sadece popüler bilim içeriği tüketmek değil. Aynı zamanda yani bunu tabii ki oturup hani makale okumaktan bahsetmiyorum. Ama yani popüler bilim takip ediyorsanız bunu yapan içerikler arasında ilginizi çeken şeyleri belki biraz daha detaylı inceleyerek, biraz daha araştırarak popüler bilim içeriğinin ötesine geçmeye çalışarak bunu yapmaya çalışabilirler. Yani bir de tabii ki hani bunu daha ciddi profesyonel olarak yapmak isteyenlerin acilen hani literatür takip etmesi ve yani astrofizikteki çözülememiş işte 10 problemi mesela yavaş yavaş incelemeye başlaması, bununla ilgili en önemli 3 makaleyi okumaya başlaması, eğer üniversite düzeyindeyse bir an önce üniversitesindeki bir hoca ile iletişime geçip ondan bir proje istemesi gibi şeyleri sayabilirim. Bu noktada kitap tavsiyeniz var mı hocam peki? Yani genel olarak tavsiye edeceğim Stephen Hawking'den kitaplar olur. Stephen Hawking yani benim hani bilim kahramanım olduğu için belki özellikle söylüyorum. Onun dışında yani tabii bir de Carl Sagan'ı hani onu da eklemiş olayım. Onun dışında Asimov'un kitapları çok yani beyin açıcı kesinlikle.
tavsiye ederim. Yani genel olarak söyleyeceğim böyle hani şeyleri klasik kitapları ya bunlar işte 20 senelik falan diye okumaktan vazgeçmesinler. Çünkü mesela Stephen Hawking örneğinden gideyim. Stephen Hawking ile ilgili özellikle bu yorumu çok fazla alıyorum da mesela işte Zamanın Kısa Tarihi gibi kitaplar artık yani hani içerisinde ne kütle çekim dalgası anlatılıyor efendim işte ne Higgs bozonu anlatılıyor. Çünkü o zamanlar yoktu o keşifler. Ama yani hani o mentaliteki bir insandan o fikirleri kendi ağzıyla duymak bambaşka bir ufuk açıyor insana. O yüzden şu an itibariyle öyle eskiyen, bilimsel anlamda eskiyen çok güzel kitaplar var. Onlardan kaçınmayın derim. Genel olarak, öğüt olarak onu eklemek isterim. Çok teşekkür ederiz hocam. Yayınımızın sonuna geldik. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Umarım ilerleyen bir dönemde bir araya gelebiliriz. Belki yeni sorularla, yeni konularla tekrar sohbet etme imkanı buluruz sizinle. Gerçekten çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Memnun oldum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben davet için çok teşekkür ederim. Sorular da çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, yayınımızın sonuna geldik. Hocamızla çok keyifli, çok güzel bir söyleşi oldu. Sizin de birlikte yayına çıkmamızı istediğiniz farklı hocalarımız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu yayınımızı beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşça kalın.